Şimdi saygıdeğer basın mensupları, yüreği kar sevgisinin dolu tüm hemşerilerim, saygıdeğer AK Parti il teşkilatı, ilçe, belde başkanları, hepiniz hoş geldiniz. Hepiniz sefalar getirdiniz. Ben Kars'ın bir çocuğu olarak Kars'ın çamuru tozuyla yoğrulmuş bir neferi olarak Kars'a hizmet için AK Parti saflarında aday adayı olmaya karar verdim. Bu aday adaylık sürecinde AK Parti il örgütüne bir hafta önce bir açıklama yapmıştım ben. Bu açıklamanın akabinde bugün de resmi olarak müracaatımı yapmak istediğim için buradayım. Hepiniz hoş gelmişsiniz tekrar. Benim aday olma sürecimdeki sebebim, niçin adayım sorusunu kendi kendime sormam gerekiyor. Bunu arzu ederseniz basın huzurunda birkaç tane başlık altında geçmek istiyorum. Kars Belediye Başkan adayı olmamın nedeni memleketime olan sevgimdir. Kars'ın imar ve iskan planını yeniden gözden geçirip yeni şehirsel planlama yaparak büyük köy görüntüsünden çıkartıp doğunun modern örnek kenti yapmak istiyorum ben. Saygıdeğer basın mensupları ve yürekli hemşehrilerim, imar mühendisleri ve şehir plancılarının teknik desteğiyle kente özgü çözümler üreterek bir imar yönetmenliği oluşturacağız. Arazi çalışmaları ve sit sınırları yeniden belirleyeceğiz. Vatandaşların mağduriyetini gidereceğiz. Kentin tarihi yapısı korunarak restorasyon ve tarihin ortaya çıkması sağlanacak. Tarihsel butik otelleri teşvik edeceğiz. Kent merkezinde kamulaştırma ve yap işlet devret modeliyle otopark alanları yapacağız. Demiryolu ve çevre hem zemin geçitlerinin modern hayata uygunluğunu gerçekleştireceğiz. Tramvay güzergahı belirlenecek. Kent içinde tramvay ile kolay ulaşımı sağlayacağız. Havaalanı köprüsünü tamamlayacağız. Kapalı bina cephe uygulamasına son vereceğiz. Kanalizasyon, elektrik, su gibi tüm altyapı çalışmalarını tamamlayacağız. Kaldırımlar yeniden düzenlenecek, engelli vatandaşların sorunları çözülecek. Kentte doğalgaz yaygınlaşacak. Kars'ın çayı ıslah edilerek, rekreasyon alanları yaptırılarak, dinlenme, oturma, eğlenme, restoran yerleri, yürüyüş ve bisiklet bantlarını oluşturacağız. Kent yatırım danışmanlık ofisi oluşturularak yap işlet devret modelini yaygınlaştıracağız. Hayvan pazarı besi organize sanayi bölgesiyle beraber faaliyete geçirilip sokak hayvanları evcilleştirme ve koruma altına alınacak. Kentin çöp sorunun kökten halledeceğiz. Her mahalleye nüfus yoğunluğuna göre çöp konteynerleri konulacaktır. Gece gündüz aralıksız devam edecektir. Belediye konuk evleri, belediye kültür sarayı, yıldızlı oteller, ünlü markalar ve sosyal etkinlikleri kapsayacak tüm fiziki yapıları inşa edeceğiz. Doğu'nun bu güzel kentine yakışır yapılar inşa ederek aynı zamanda istihdam da yaratacağız. Belediyede beyaz masa oluşturup tüm şikayetleri burada değerlendireceğiz ve çözüm için ilgili mercilere yönlendireceğiz. Sizleri projelerimizle yapmak istediğimiz şeylerle çok boğmak istemiyorum. Adaylığımızın AK Parti saflarında kesinleşmesiyle burada sunduğumuz özet ve kısmi projelerimizi partimizin de katkılarıyla daha fazla detaylandırıp seçim çalışması için de sunacağız. Saygıdeğer basın mensupları ve kıymetli hemşehrilerim, belediye başkanlığının emeklinin ikinci işi ekmek kapısı olmaktan çıkaracağız. Hizmeti yaşam tarzına dönüştüren, doğunun modern kentini hayal eden ve gerçekleştirmek için emeğini esirgemeyen bir anlayışı oluşturacağız. Sözün, kararın ve yetkinin halkta olduğu bir yönetim anlayışı oluşturacağız. Kars'ımızın yeniden inşasına halkın eleştirisi ve çözüm önerileri bizim için altın değeri olacaktır. Bu nedenle her şey Kars için diyoruz biz. Kent konseylerini, içeriklerini doldurarak bütün problemleri çözeceğiz. Her mahallenin problemlerini çözümü için
başta mahalle muhtarı ve o bölgenin ahalisi olarak kent konseyine aday edip bütün problemlerin çözümü için üretim sağlayacağız. Kent konseyleri tabandan geçen sesi dinleyerek problemlerden ve çözüm önermelerinden eğilim belirleyerek ve belediye meclisine sunulacak bu belediye meclisi başkanla beraber görev yapacaklardır. Başkanlığımda oluşacak belediye yönetimi sözün, kararın ve yetkinin halkta olduğu, doğrudan demokrasiyi hayata geçirmesiyle şeffaf bir yönetim anlayışında aynı zamanda karşımıza da hayat bulduracağız. Kültürel bir dönüşüm denek taşlarını oluşturacağız. Saygıdeğer basın mensupları ve yüreği karşı için atan hemşerilerim, oluşturmak istediğim yönetim anlayışım ve projelerimle karşımızı yeniden inşa etmeye AK Parti saflarında adayım. Partimin adaylığını kesinleştirmesiyle tüm Kars halkını kapsayacak yoğun bir çalışma içinde uğramadığım ev, girmediğim ev, sıkmadığım el kalmayacak. AK Parti saflarında Kars Belediyesi Başkanlığı'na aday adayı olduğumu bir kez daha sizlerin huzurunda açıklarken bizim için ayırdığınız zamanı ve göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür eder. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Pardon, burada ben 5 tane özet okuyayım. Geçmişim burada. Ben 1963 yılında Kars'ın Digoralaca köyünde doğdum. Özgeçmişim dosyada burada mevcut. Evliyim, 2 çocuğum var. Biri mimar mühendisi, biri şu anda lise ilköğretim okulunda okuyor. 1973 Kars Alacaköy İlköğretim Okulu'ndan mezun oldum. 1976 Kars Atatürk Ortaokulu'ndan mezun oldum. 1979 Kars Alparslan Lisesi'nden mezun oldum. 1987'de girdiğim Fırat Üniversitesi İnşaat Bölümünde mezun oldum. 2009 Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetim Bölümüne kayıt yaptırdım. 3. sınıfa devam etmekteyiz hala. 2 diploma göz çıkarmaz anlamında Kars tabiriyle. Ondan sonra ben üniversiteyi Fırat İnşaat'a bitirdikten sonra malumunuz meslek icabı inşaatta şantiye şefliği yaparak iş hayatıma atıldım. 1988'de Kerimoğlu AŞ İstanbul'da 100 konut projesinde bulundum. 2000 yılında Yılmaz İnşaat yine İstanbul Pendik şantiyesinde şantiye şefliği ve koordinatörlük yaptım. 2003 yılında Kadir İnşaat Limited şirketini kurarak yönetim kurulu başkanlığını alarak iş hayatına devam ettim. Kars, Erzurum, Iğdır, Ardahan, İstanbul, Ankara illerinde bitirmiş olduğumuz işler itibariyle de iş hayatımız devam etti. 2006 yılında Ankara'da Detaş Grup AŞ'de hem ortaklık hem koordinatörlük görevini üstlenerek iş hayatını devam ettirdik. 2010 yılında Kaskanlar İnşaat Limited şirketini kurarak onun şu anda yönetim kurulu başkanlığı yapmaktayım. Kars'ta da Abu Hayat Evleri projesiyle iş hayatımız devam etmektedir. Özgeçmişim bundan itibaren bundan mevcuttur. Hepinize tekrar saygılar sunuyorum. Sağ olun. Sayın Başkan alındı belgesini bizi doldurmakta. Var. Thank you.